Hepinize Adana'dan selamlar, saygılar, nuru şahütemiz sonsuz. Bugün canlı yayında korona virüsünün yok olması için niyetleneceğiz. Ve bakalım niyetimizin halis durumuna, kalbimizin temizliğine göre Allah'ın yardımıyla neye ulaşabilirsek kabulümüz şöyle otursak nasıl olur? Bir bakalım. Şimdi buradan bakalım hani boyum ne durumda, başım ne kadar görünüyor. Ve bu arada kimler varmış hemen bakalım. Barış abi, Ankara'ya selamlar. Tülay Fırat selamlar. Esin Selil'e selamlar. Duygu Öztürk selamlar. Lütfiye Sönmez Yurt, Lütfiye Hanım. Almanya'ya selamlar. Ayten Demir selamlar. Fulya Mert, Eskişehir'e selamlar. Nermin Akpınar selamlar, saygılar. Anka Zeynep Dişli, galiba Brüksel'deydiniz. Selamlar Brüksel'e. Ayşegül Er Yavuz selamlar. Anka Fatima Brüksel'e selamlar. Barış abi, Hatice Karabacak selamlar. Sultan Tekici selamlar. Anka Ayşe selamlar. Birsen Koçyiğit selamlar. Gülizer Temizgül selamlar. Betül Hanım selamlar. Ve bakalım. Adımıyla neye ulaşabilirsek hala Facebook şuradan gecikmeli. Dolayısıyla boyum ne kadar görünüyor onu fark edemedim daha. Instagram'a hemen bakalım. Arkadaşlar, bizim kanal dostlar, sizlere ulaşacağım şimdi. Hazır bekleyiniz. Şu an Facebook ve Instagram canlı yayınındayım. Tamam, biraz daha öne gelebilirim. Öne gelirsem şunları biraz eğmek lazım. Peki. Haydi bakalım, uygun. Şu an tam burada durmakla kendimi kapatıyorum. Dolayısıyla şöyle çekileyim de açayım kendimi.
Ekran başındaki tüm dostlar. Ekranını yeni açan dostlar. Hepinize selamlar, saygılar, nuru şahütemiz sonsuz. Bize saygı gösteren tüm dostlar bizim başımızın tacı. Bizi anlayanların hepsi de bizim başımızın tacı. Bizi anlamayanlar, onlar da başımızın tacı. Bizi anlamayanlar, ileride bir gün gelecek anlayacak. Fakat bize saygısızlık gösterenler, lütfen şimdi defolup gitsinler. Çünkü saygısızlığa hiç tahammülüm yok. Saygısız insanların dünyada varlığı da gereksiz. Korona virüsünün insanlığa zararı gibi saygısız, terbiyesiz insanların da hiç lüzumu yok. Ve işte o saygısız ve terbiyesiz varlıklardan birinin şimdi yokluğuna, yok olmasına çalışacağız. Korona virüsü saygısız ve terbiyesiz insanlar gibi. Saygısız ve terbiyesiz insanların da bu davranışlarından uzaklaşmaları dileğimle. Ve bakalım şu an kaç kişi var canlı yayında. Tamam. 208 kişiyiz. Şu an canlı yayında olan. Herkes lütfen gözünü kapatsın. Belki bizi yurt dışından izliyorsunuz. Please close your eyes. Because you will help me, we will remove coronavirus from our world. Hepiniz lütfen gözlerinizi kapatın ve koronavirüsünün dünya üzerinden yok edilmesi için bana yardımcı olun. Herkes şimdi lütfen hayal etsin. Dünyamız bir ağaç. Şu çevresi 40 bin kilometre olan, uzaydan bakıldığında mavi bir gezegen olan, dörtte üçü sularla kaplı, şu yaşadığımız küreyi bir ağaç olarak hayal edin. Ve bakın, bu ağaçta korona virüs ne olarak görünüyor? Belki bazılarınız onu bir kurtçuk, bir yılan, bir karga, bir çakal, pire, bit, herhangi bir böcek ya da hayvan olarak görebilirsiniz. Belki bazılarınız budak, yara, kuruyan dallar olarak görebilir. Belki bazılarınız onu solmuş, dökülmüş yaprakları olarak görebilir. Belki bazılarınız ağacın dallarında, köklerinde, gövdesinde şerha şerha yarıklar olarak görebilir. Ve onlardan ağacın öz suyu sızıyor görebilirsiniz.
Belki dikenli teller. Belki dallarını yılanlar sarmış bir halde görebilirsiniz. Ben susayım, dünyamızı ağaca çevireyim, korona virüsünü o ağaçta bakın bakalım ne olarak somutlaştırıyorsunuz. 2 dakika. Gördüğünüz her neyse korona virüsünün yerini tutuyor. Ağaçta gördüğünüz hangi olumsuzluklar ise ağaçta görünüyor. Ve şimdi ona deyin ki iki yere gidebilirsin. Lütfen seçimini yap. Ya Karadeniz'e ya da Kızıldeniz'e git. Ve şunu da söyleyin. Tercihen Kızıldeniz'e git. Çünkü Kızıldeniz'e giden bütün mikroplar, hastalıklar, virüsler, kötülükler. Hastalıklarından, kötülüklerinden, virüslerinden, mikropluklarından kurtulur, şifaya döner, anka olurlar. Görün, 2 dakika, o olumsuzluk ağaçtan çıksın gitsin. Kızıldeniz'e. Bir zamanlar Hazreti Musa ikiye ayırmıştı suyu. İşte o ikiye ayırdığı yerin tam ortasında bir girdap var. Ağaçta gördüğünüz koronavirüs nasıl görünmüşse gitsin o girdabın içine. Now imagine our world turn a tree. Tree represent our world. And image. What is the coronavirus? And coronavirus, which shape on the tree? If you image tree, it is represent our world. And when you imagine something, it's represent coronavirus on tree. And ask, please, go to Red Sea. Red Sea is near Egypt, and sink to the Red Sea. When all virus sink into the Red Sea, they are turning to the heel. Ve hayal edin ağaçtan tamamı
Kızıldeniz'e akıp gidiyor. Kızıldeniz'de Hazreti Musa'nın asasıyla ikiye böldüğü denizin tam ortasındaki girdapta 7 defa 360 derecelik tam döngü yapsınlar. Ve göreceksiniz ki kuantum aleme çıkacaklar. Şifaya dönüşerek. Zümrüt-i Anka olarak. Kuantum alemden o Zümrüt-i Anka'nın ağaca geri döndüğünü, ağaçla bütünleştiğini, ağacın yeşerdiğini, köklerinin sağlıklı olduğunu, gövdesinin yeşil ince taze kabuklandığını, dallarının güçlendiğini, yapraklarının tomurcuklanıp yeşil yapraklarla süslendiğini, donandığını, yaprakların istenilen iriliğe, güzelliğe, saflığa, yeşilliğe ulaştığını görün ve çiçeklensin, ağacın çınara döndüğünü görün. After viruses sink to the Red Sea, seven times they will circulate and goes to quantum universe. When they come to quantum universe, they will turn into phoenix. And that phoenix image, phoenixes are flying back to the tree, and the phoenix is giving heal power to the tree. Oh, haydi. 3 dakika boyunca ağacımızın taze kökleri, ince yeşil taze canlı kabukları, sağlam yeşil güçlü dalları, yeşil taptaze yaprakları ve güzel çiçeklerle süslenmiş çınar ağacına dönüştüğünü görün. Gövdesinin içindeki soymuk borularının her biri, dallarının soymuk borularının her biri, en iç damarına kadar tazelenmiş. Bir dakika bunu hayal edin. Ve gözlerinizi açın. Şimdi kanallarımızı arayacağım. Onlarla ikinci bir çalışma yapacağız. İlk arayacağım kanal Aydın abi. Aydın Aydoğdu. Bursa'dan. Aydın abi merhaba. Saygılar, selamlar bizden. Aydın abi, bilmiyorum belki de izliyorsunuzdur. Facebook ve Instagram canlı yayındayız. Sesinizi hoparlöre veriyorum, tamam mı?
Hayırlı akşamlar Aydın abi. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar Bursa'dan. Aydın abi, biz elimizden dünyayı koronavirüsünden kurtarmak üzere elimizden geleni yapacağız. Lütfen sizin üzerinize düşen çalışmayı şimdi siz yapın. Ve gözlerinizi kapatın. Kapattım hocam. Lütfen Aydın abi. Ben birini şimdi hayal ettim. Birini hayal ettim. Lütfen benim şu an hayal ettiğim kişiye odaklan. Ve bu hayal ettiğim kişi şu anda bir hareket tarzı geliştirdi. Lütfen bir bak, bu kişi nasıl bir kişi, nasıl bir hareket tarzı geliştirdi. Ve bunu belki bir yıldır rüyasında görüyor. Onun, o adamın rüyasına git. Belki bu adam değil, belki bu bir kadın. Bir insan var. Ve uzun zamandır bir hareket tarzı geliştirdi. En az 6 aydır bir hareket tarzı geliştirmiş bu insan. Ve bu insan şu son 6 ayda da bir rüya görüyor. Geliştirdiği hareket tarzıyla alakalı gördüğü rüya nasıl bir rüya? Lütfen bunu gördüğün an hiç bizim soru sormamıza ihtiyaç kalmadan akışta anlat. Hareket tarzı derken hocam nasıl bir hareket tarzı? Hani neyle ilgili? Aydın abi o çok belirleyici olur. Dolayısıyla tamam. Siz mantığınızı devreden çıkarın. Tamam, siz hocam. Bizim çok iyi Anka kanal dostlarımızdan birisiniz. Bir insan 5-6 aydır bir hareket tarzı geliştirdi. Ve bu hareket tarzı lütfen bir bak onun rüyalarına nasıl giriyor. Yani siz bu insanın rüyasına gireceksiniz. Onun gördüğü rüyayı bize anlatacaksınız. Ve gördüğü rüya hareket tarzı ile alakalı. Lütfen bir bak ne geliyor. Mantığını devreden çıkardığınız zaman hepsi akacak. Bir insan 5-6 aydır bir hareket tarzı geliştirmiş ve bunu rüyalarında görüyor. Lütfen onun rüyasına gir. Neden bu hareket tarzını geliştirmiş? Rüyalarında asıl onu görelim. Kişiyi söylemeyelim. Bir varlık var. Bu varlık 5-6 aydır bir tavır geliştirmiş. Bir hareket tarzı geliştirmiş. Bu kişiye sorarsak niye geliştirdin? Doğru cevabı vermeyebilir. O yüzden bu kişinin rüyasına gir lütfen. Bakın bakalım nasıl bir hareket tarzı geliştirmiş. Hiç acelemiz yok Aydın abi. Hemen sizin rahatlamanız için söyleyeyim, bu kişi ben değilim. Ve bu kişi lütfen bir bak, kadın mı, erkek mi?
gelen kadın hocam. Tamam. Ve bu kadın 5-6 aydır, belki de 1 yıllık bir süredir bir hareket tarzı, bir tavır geliştirmiş. Lütfen bak. Ona sorarsan niye geliştirdin, doğru cevabı vermeyebilir. O yüzden bu kadının geliştirdiği hayat ve hareket tarzıyla alakalı rüyalarına gir. Rüyalarını bize siz anlattığınızda biz bunu ne için geliştirdiğini anlarız. Hangi rüyaları görüyor bununla alakalı? Hocam geliyor yavaş yavaş bir şeyler. Biliyorum Aydın abi, bugüne kadar size verdiğim en zor görevin birisi bu. Çünkü bugüne kadar hiç kimsenin rüyası bu kadar zor değildi. Ve bunun için beni affet demiyorum çünkü bize yardım için buradasın. Sana teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar ki size verdiğim en zor görev bu. Lütfen rüyayı anlatın. Hocam, kadın uçuyor şu anda. Sanki böyle bir cadı süpürgesine binmiş. Elinde bir değneği var. Uçuyor. Şu anda bu kadının rüyasındasınız ve geliştirdiği bu tavırla alakalı rüyalarını bize anlatmaya başladınız. Cadı süpürgesine binmiş bu kadın uçuyor, sonra... Evet. Buluta, o elindeki sopayı, o beyni bulut, bir bulut kelimesine işaret ediyor, bulut kararıyor. Ve siyah yağmur yağıyor hocam, böyle siyah bir yağmur yağıyor. Aydın abi, öncelikle şunu söyleyeyim, %100.000 rüyanın tam ve doğru şekilde içine girdin, artık hepsini anlat. Rahat ol, %100.000 derecesinde doğrusun. Lütfen istersen burada... Anlattığın yere kadar bir daha anlat ve sonra akışta devam et. Tamam. Cadı süpürgesi gibi, şimdi cadı gibi. Hatırladığım bir gördüm var. Süpürge, bitmiş, elinde beyni var, uçuyor havada. Bulut kümesine işaret ediyor, o bulut kümesi, diğer bir bulut kümesi. O derinliklere işaret ettiği zaman o bulut kararıyor ve siyah yağmur yağıyor. Bulunduğu yerden şimşekler çakıyor. Şimşekler çakıyor. Şu an alt tarafta bir su var hocam. Su, dere gibi bir şey. O siyah yağmur o dereye akıyor. Yani bir dereden büyük bir şey. Üzerinde köprü var. O siyah yağmur akıyor oraya. Bir tane kayıklı bir adam o çayda, o suyun içinde o yağmurdan kaçıyor. O pis sulardan, siyah yağmurlardan kaçıyor. Balıklar var, suyun içinde balıklar. Onlar da kaçıyorlar. O adam, tekne bir adamın olduğu taraf, o geri gittikçe balıklar da o tarafa gidiyorlar. Yani adam ve balıklar hayatlarını mı kurtarmaya çalışıyorlar?
Evet hocam. Hı. Ve lütfen devam et abi. Kurtarmaya çalışıyorlar. Köprünün üzerinde bir tane çocuk, kız çocuğu, 3-4 yaşlarında annesi elinden tutmuş ve kötü şapkalı bir adam. O da onları elinden tutmuş. Biraz şu an korkular var, korku. Korkuyla adam bir şeyler sarılıyor. O karısına ve çocuğuna sarılıyor. Alıp oradan uzaklaştırıyor. Peki. Onlar orman gibi bir yere gidiyorlar. Hı hı. O çocuk çocuğuyla beraber. Şu an durdu. Hı hı. Bu siyah yağmur, artık ne yağmurunsa. Evet. Fakat su çok fena, simsiyah oldu. Lütfen bak, o cadı isteğiyle mi durdurdu bu bulutun gönderdiği siyah yağmurları, yoksa cadının İsteği dışında mı durdu? Cadının isteği dışında durdu hocam. Lütfen bir gör, nasıl oldu? Kim durdurdu? Ne oluyor? Nasıl durdu? Hocam topluluk var. O orman gibi yer dediğim yerin hemen bu şeyde, o kenar var. Topluluk var, kadınlar ve erkekler. Onlar da o buluta şey yapıyorlar, böyle ellerini kaldırmışlar, enerji yüklüyorlar. O buluta, onlar durduruyorlar onu. Ve hocam, hı hı. Yani biliyorum yani, orada o toplumun başında siz vardınız. Şu an gördüğüm o. Aydın abi. Lütfen bak, hani cadı vardı ya, süpürgesine binmişti. Evet hocam. Onun böyle geçmişine bak. Gençliğine, çocukluğuna bak. O böyle gerçekten kötü bir cadı mı? Geçmiş yaşantısına bak, yoksa kısa süreliğine mi cadı olmuş? Onun rüyasından çık. Bu bir kadındı ya, rüyasında cadı görüyordu. Lütfen bir bak bakalım bu kadının orta yaşına, gençliğine, ilk gençliğine, çocukluğuna, bebekliğine git. Öyle cadı kötü biri mi, yoksa... Hocam çocukluğundan başlıyorum. İyi biri mi? 5 yaşında, şu an 5 yaşında. Biraz... Ailede ilgisiz bırakılmış. Çünkü biraz bir anneye koşturuyor, bir babaya koşturuyor, böyle kaçıyorlar gibi. Biraz ailede ilgisiz bırakılmış. 15 yaşında şu anda. Biraz zıkır, uçarı hareketleri var. Evet. Hocam bu kadın 53 yaşında mı şu an? 53 yaşında, biz orada durduralım. Evet, bu kadın 53 yaşında olsun. Hı-hı. Bu iyi bir kadın mı, yoksa cadının önde gideni mi? Yoksa şimdi kısa bir süreliğine mi cadılığı seçti? İyi olduğunu söylenemez hocam. Yani her zaman nasıl yaşamış? İyi zamanları da var ama biraz entrika peşinde olan birisi. Hı hı. En
entrikalarını niçin geliştiriyor? Hocam bu da inanıyorum ama şu anda gelen his olarak görüntü olarak hem şey sanki onlardan kişilerden çıkar elde etmek. Maddi veya manevi. Yani kendi geleceğini korumak mı? Kendi geleceği için tehlike gördüğünde mi entrika döndürüyor? Yani kendini sağlama almak için, evet. Kendini sağlama almak için. Evet. Lütfen bak, bugüne kadar kaç kez yıkım getirmiş bu kadın ömrü boyunca? Kendini sağlama almak için kaç kez yıkım getirmiş? Ömrü, hayatı boyunca kaç kez yıkım getirmiş? Görüntü gelirse söyle abi. Bayağı bir çok sömürüler yapmış. Sömürmüş. Peki çok kişiyi de bazen de öldürmüş mü? Çok. Peki şu anda lütfen bak, hani ormanda bir topluluk vardı, dua ediyorlardı, enerji gönderiyorlardı. Evet hocam. O bulut bembeyaz olsun, derelere, yeryüzüne akan bütün o kara sular uçsunlar, Kızıldeniz'e gitsinler. Kızıldeniz'in içinde 7 döngüden sonra Zümrüt-i Anka'ya dönüşsünler. Evet hocam. Ve Zümrüt-i Anka o kadının süpürgesini alsın, o kadını sırtına bindirsin, desin ki cadıla şimdi elveda, çünkü artık insanlar sana zarar vermekten vazgeçtiler. Ey dünya ana, evet insanlar atom bombaları, hidrojen bombaları, başka başka nükleer bombalar, başka başka kimyasal silahlar ve daha başka bir sürü silahlar geliştirmişlerdi. İnsanlar senin temiz su kaynaklarını, temiz ormanlarını kirletip, yok edip, çöl ve çöplük haline getirmişlerdi. Sen 80 milyon yıl önce olduğun gibi, dinozorların kökünü kazıdığın gibi, şimdi de canlılara bir ders vermek istedin. Ama insanlar bu dersi canlarıyla ödemek yerine bunun farkına varıp enerjilerini göndererek dünyayı korumak ve temizlemek gerektiğini anladılar. Tekrar ediyorum hocam siz söylediklerinizi. O gördüğün 53 yaşındaki kadın Aydın abi dünyamızdı. Bizim hocam, dünyamız... 53 yaşındaki o 3.8 milyar yıldır dünyada hayat var. Tam tersini görmüşüm. 3.8. Evet, bugüne kadar bilim insanları 4.5 milyar diyorlardı. O tam olarak 3.8 3.5 milyar yıllık hayat var dünyada hocam. O şu an tam dünya 5.3 milyar yaşında. Evet, hayatın da dünya üzerinde varoluşu bitkileri alırsak yaklaşık 600 milyon yıldır var. Yani 0.6 milyar yıl. Aydın abi, o yüzden size ben o kişinin kim olduğunu söylemedim. O insan dünya anaydı. O yüzden kadındı.
Bu kadın rüyasında cadıya dönüşmüştü. Ve dünya üzerinde temizliğe girişmişti. Çünkü kendisi için tehlike gördü. Hidrojen bombaları, atom bombaları, başka başka bombalar, kimyasal silahlar, düşmanlaşan insanlar, doğayı katleden insanlar kendileri için, dünya için bir tehlikeydi ve onları koronayla yola getirmeye çalıştı ve biz diyoruz ki insan farkına vardı. Artık kimse bir başkasını yabancı, düşman, öbürü görmesin. Artık eldeki silahları, kimyasal olsun, enerjetik silahlar olsun, bunların hepsini azaltın ve yok edin. Bunlar patladığında, bunlar aktif edildiğinde Allah korusun dünyanın yüzde kaçı yok olur, dünyanın ne kadarı kara bulutlarla çevrilir, dünya nasıl bir seranın altına girer ve 80 milyon yıl önce dünya dinozorları nasıl yok etmişti? İşte insanlık bu tehlikeye sebep olacakken dünya anamız kendi tedbirini alıp böyle bir virüs üretme ihtiyacı duymuş ve biz insanların katledilmesini, bu virüsle katledilmesini önlüyoruz. Dünya anamıza artık nasıl davranmamız gerektiğini içimizden herkes söylesin, Aydın abi de sesli biçimde dile getirsin. Aydın abi lütfen bak ormandaki yeşilliklerin içindeki insanların sayısını 8 milyar olarak gör. Tamam hocam. 8 milyar insan. O tüm karasuların, kara bulutların Kızıldeniz'e aktığını görüyoruz 8 milyar insan. 7 defa döngüden sonra tüm o karanlık, tüm o kötülük bembeyaz tertemiz zümrüt Anka'ya dönüşüyor. Böyle görelim. Ve sonra zümrüt Anka buluta da o kadına da nur saçsın. Kadının yanına gelsin ve kadını sırtına alsın. Tamam hocam. Lütfen gördüklerinizi anlatın. O kadın şu an Ankara'nın sırtında hocam. Nur akıyor üzerlerine. Şu an o kadın ve Anka ikisi nurdan oldu hocam. Nurdan Anka ve nurdan bir kadın. Ve insanın insana köleliği, insanın insana düşmanlığı, insanın hayvana, doğaya, cansıza düşmanlığı sonlansın her taraf. Lütfen bakın, görün. Taş, toprak, bulut, otlar, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, hepsi nur içinde. Kardeş. Ve lütfen şunu gör. Ekran başındaki herkes, oradaki 8 milyar insanın adına sizler şimdi söyleyeceğim yüksek sesle dile getirin. 18 milyar insanın da bunu söylediğini düşünün. Şunu söylüyorlar. Nuru Şah-ı Temiz sonsuz. Haydi. Nuru Şah-ı Temiz sonsuz. Onların, oradaki 8 milyar insanın hepsinin Nuru Şah-ı Temiz sonsuz dediklerini duyalım. Bunu herkes içinden 4 defa söylesin. Biz dünyanın
dostlukla, kardeşlikle, nuru şah ötesi enerjiyle koronavirüsünden kurtulmasını sağladık. Ülkeler üzerine düşeni şimdi daha da güzel yapsınlar. Düşmanlığı atom ve kimyasal silahları ve balistik silahları ve sınırları ötekileştirmeyi devlet hayatlarından, millet hayatlarından, bizler de kendi hayatlarımızdan silelim. İnsanın hayvana, bitkiye, taşa, toprağa kardeşliğinin de farkına varmasını sağlayalım. Bunu nasıl bir görüntü içinde gördün Aydın abi? Tüm devletler kardeş, tüm milletler kardeş ve insanlar hayvanları da kardeş gördü, otu, yosunu da, taşı, toprağı, bulutu da kardeş gördü. Bu nasıl bir görüntü? Tüm insanlar, hepsi iç içe, bütün hayvanlar, hepsi iç içe, bütün bitkiler, bütün taş, toprak, bütün her şey iç içe hocam. Ve ben... Üzerlerine nur akıyor. İnsanlar hep birbirlerine sarılıyorlar. Bütün insanlar, 8 milyar insan şu an sürekli hep birbirlerine sarılıyorlar, kucaklıyorlar birbirlerini. Üzerlerine nur akıyor. Hayvanlar özgürce koşturuyorlar. Bütün hayvanlar. Ve ben buradan çingenlere selam söylüyorum. Canım çingenler. Sizler ülke kurmadınız. Sizler milliyetçilik davası gütmediniz. Sizler ülkeleri fethetmek için ordular kurmadınız, savaşmadınız. Ve sizler atom bombaları üretilsin diye çocuklarınızı, düzeltiyorum, atom bombaları üretmesin diye çocuklarınızı okumaya teşvik etmediniz. Ve sizler bir yıllık ya da daha fazla zaman için stok da yapmadınız. Sizler dünyanın sürdürülebilir güzel geleceği için bin yıllardır çok farkındalıkla emek verdiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de genlerinize yazıldığı için bu gelecekte de devam edecek. Bu farkındalığınız için sizlere selam söylüyorum. Ve Aydın abi, bize kanal olup dünya anamızın düşüncesini bize onun rüyasına girerek anlattığın ve tüm bizleri tek bir vücut halinde bu virüse karşı güzellikle, farkında varışla bu virüsü ortadan kaldırmayı görselleştirdiğin için, dünya anamızın rüyasına girdiğin için, onunla iletişimimizi sağladığın için, kanallı olduğun için sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Allah senden razı olsun. Hepimize selamlar, saygılar. Nuru şah ötemiz sonsuz olsun. Herkese selamlar. Amin. Saygılar. Bursa'ya ve tüm dünyaya, tüm evrene selamlar, saygılar. Uğurlar olsun abi. Siz de başınızda. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Nuru şahitimiz sonsuz.